Bize bu soruda 53 ülkede 113 milyondan fazla insan açlıkla savaşıyor başlıklı bir görsel yansıtılmış. Açlık ve gıda yetersizliği ile ilgili verilen rapora göre bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur denilmiş. Bize verilen görsele baktığımızda gıda yetersizliği küresel çapta sorunlara sebep olabilmektedir açıklaması yapılabilir. Çünkü dünyada 53 ülkede açlık sıkıntısı çekilmektedir. Raporda en fazla açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülke Yemen'dir açıklaması da yapılabilir. Çünkü Yemen'de 15,9 milyon insan açlıkla karşı karşıyadır. Açlık tehlikesi en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerde yaşanmaktadır açıklaması da yapılabilir. Çünkü Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Yemen'de bu görülmektedir. Fakat gıda yetersizliği sadece beşeri faktörlerin etkisiyle meydana gelmektedir açıklaması yapılamaz. Sonuçta bu işin içinde iklim ya da yeryüzü şekilleri gibi doğal faktörlerin de etkisi vardır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen gazete haberine göre yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 1. FAO ve WFP Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet sürdürmüş. Bakın burada verilmiş bize ulaşabiliyorum. Ulaşılamaz sorulduğu için birinci öncülümüz gider. Ülkeler arasında dostlarla yaşanması hedeflenmiştir. Burada ülkelerle ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden buna ulaşamam. Ama çok sayıda insan temel ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelmiş. Çünkü ne diyor bakın insanlarda gıda güvensizliği sorunu yaşandığı anlatılmış. O yüzden üçüncü öncülümde gider. Ulaşılamaz dediği için cevabımız dolu. Verilen ifadelerden hareketle ünlü gezi programı sunucusu Burak Akkul ile ilgili olarak bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Seyahat size neler katıyor? Burak Akkul, insanın çanağında ne varsa kaşığına o geliyor dedim ya. Bu soru için de aynı şey geçerli. İnsanın çanağını farklı toplumlar, kültürler, insanlar, ülkeler görmekten daha fazla ne doldurabilir ki? İnsanoğlu çeşitli kodlarla yaşıyor ve hep aynı yerde vakit geçirdiğinizde bu kodlar kalıcı oluyor ve bunun dışına çıkamıyorsunuz. Buradaki garsonlardan tabelalara kadar, atmosferden arabaların korna çalışlarına kadar, artı, eksi, kaba, kibar, güzel, çirkin. Hep aynı yerde vakit geçirirseniz bu kodların dışına çıkamazsınız. Ama başka bir yere gitmek, bambaşka dünyalara adım atmak, kod değiştirmektir. İnsanların metroya biniş şekillerinden, olaylara verdikleri tepkilere kadar her şeyi karşılaştırma yapma yeteneğiniz artıyor. Bu da sizi renklendiriyor, kişiliğinizi güçlendiriyor. Toplum olarak da buna ihtiyacımız var. Farklı olana açık olmak için pasaportunuzu alın ve ilk olarak vizesiz ülkelere gidin. Her şey de parayla alakalı değil. Bunun için fırsat yaratın. Bize verilen Burak Akkul'un açıklamalarına baktığımızda kalıp yargılardan kurtulmanın yolunun farklılıkları tanımak ve saygılı olmaktan geçtiğine inanmaktadır. Çünkü farklı yerlerin görülmesini istemektedir. Farklı kültürlere ait insanları onların kültürel norm ve değerlerine göre değerlendirmektedir. Çünkü herkesin farklı düşündüğünü söylemektedir. Fakat sunucunun düşünce yapısı genelleştirme ve özelleştirme eğilimi içindedir açıklaması yapılamaz. Genelleştirme yapmamaktadır ve özelleştirme yapmamaktadır. Farklı yerleri farklı şekillerde görerek herkesin farklı algılamalarda bulunacağını belirtmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Dünyada son yıllarda yaşanan savaşlar, doğal afetler, işsizlik ve salgın hastalıklar yüzünden milyonlarca insan ülkelerinden göç edip başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilerin oluşturdukları göç hareketleri artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Plansız ve programsız gerçekleşen bu göçler hem göç veren bölgede hem de göç alan bölgede büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Göçmenlerin yerleştirilmesi, onlara iş imkanı sunulması, topluma uyumlarının sağlanması, sosyal güvence yetersizliklerinin giderilmesi, sağlık sorunlarının çözümü, göç alan ülkeler için büyük bir problem haline gelmiştir. Verilen metne göre yapılan yorumlardan hangisi doğru olduğu söylenemez. A. Plansız yapılan göçler küresel çapta sorunlara yol açmaktadır. Evet doğru. Savaş, doğal afet ve salgın hastalık gibi olağanüstü olayların göçlerin önemli sebeplerindendir. Bu da doğru. Göç alan ülkelerde göçmenler nedeniyle sosyal ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Doğru, bu da verilmiş. Göç veren ülkelerde nüfus azlığından dolayı ekonomik iyileşme görülmektedir. Arkadaşlar, olumlu bir unsur hakkında bilgi verilmediği için bunu söyleyemem. Cevabım Denizli. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile ilgili verilen bilgilere göre bize verilen yargılardan hangileri doğrudur? 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen zirvede imzalanan anlaşma ile kurulan ve Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan uluslararası kuruluştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kuruluş aşamalarındaki hazırlık çalışmalarında temel amaç olarak katılan devletlerin coğrafi yakınlıklarından ve
ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri ve Karadeniz bölgesinin bir barış, işbirliği ve refah bölgesi haline gelmesi öngörülmektedir. Bu temel amaç doğrultusunda kısa dönemde bölge ülkeleriyle işbirliği için uygun ortam oluşturması ve taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin artırılması öngörülmüştür. Uzun dönemde ise amaç bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirebilmek için kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için uzun dönemde aşamalı olarak katılan devletler arasında bir serbest ticaret bölgesinin kurulması amaçlanmıştır. Bize verilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile ilgili açıklamalara baktığımızda sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılımı ile oluşturulmuş bir örgüttür açıklaması yapılamaz. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olmayan Arnavutluk, Yunanistan gibi ülkelerde bu birlikteliğe üyedir. Üye devletler arasında öncelikle siyasi işbirliği amacı ile kurulmuştur açıklaması da yanlıştır. Çünkü Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlamaktadır. Fakat Türkiye'nin öncülüğünde Merkezi İstanbul olarak faaliyet sürdürmüştür açıklaması yapılabilir. Çünkü 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Yukarıda verilen habere göre çıkarmalardan hangileri yapılabilir? 1. İslam karşıtlığında son yıllarda gerileme yaşanmış. Baktığımız zaman son 4 yıla kıyaslandığında gerileme çok açık bir şekilde kendini belli ediyor diyor. O zaman bu yorum yapabilirim. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam'ı yaymada başarılı olmuştur. Arkadaşlar ama böyle bir durum söz konusu değil. İslam karşıtlığı bazı devletlere tam ters tutum takılmasına sebep olmuştur. Evet bakın Müslümanları kucaklayan karşıt bir cephe oluşmasına yardımcı olduğu kaydediliyor. O zaman iki öncülü yani bir ve üçüncü oldu. Bolu doğru cevabımız. Türkiye'nin faaliyet sürdürdüğü yukarıda bilgide verilen kuruluşlarla ilgili bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kurum, yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış yardımlarını organize eder. Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 140 ülkede görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek teknik yardım kuruluşudur. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği keneşi. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Özbekistan 30 Nisan 2018'de konseye katılma niyetinde olduğunu açıkladı. 14 Eylül 2019'da Özbekistan da Türk Keneşi'ne üye olmuştur. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Türkiye'nin belirtilen iki kuruluşun da kurucu üyeleri arasında olduğu söylenebilir. Yine Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne sonradan üye olduğu belirtilebilir. Çünkü 14 Eylül 2019'da katılmıştır. Fakat TİKA sadece Türk kültürünü benimsemiş ülkeler için görev yapmaktadır açıklaması yapılamaz. Dünyada 140 ülkede görev yapmaktadır. Bunun dışında TİKA, Balkanlar'da daha fazla faaliyet yürütmüştür, yürütmektedir açıklamaları da yapılamaz. Çünkü Orta Asya'da, Afrika'da, Doğu Asya'da ya da Latin Amerika'da da faaliyetleri bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Avrupa Birliği ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arasında ekonomik işbirliği kalkınma sağlanmıştır. Hakkı sağlamaktadır diyor. Evet arkadaşlar bakın burada ne görüyoruz? Amaç zaten burada böyle bir oluşumla beraber üye ülkeler arasında bir birliği sağlayıp bunlar arasında ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ekonominin yanında eğitim, bilim, politika gibi alanlarda çalışmalar yapıyor. Doğru arkadaşlar. Bunu da alabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne aday olmuş fakat üyeliği gerçekleşmemiştir. Evet. Ne diyor bakın. Burada Türkiye'nin toplu ortak başvurusunda bulunduğu söyleniyor ama üyeliği gerçekleşmedi. Avrupa sınırlarında bulunan ülkelerin tamamı bu birliğe üye olmuştur. Hayır, bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. O zaten böyle de değildir. Cevabımız Denizli.